Herkese merhabalar. süvert videoların arasına başka bir video girmek istedim. Bugün bir konuda uğraştım. Onu değerlendirmek için burada bir video oluşturmak istedim. Konumuz MongoDB. MongoDB'de replika seti oluşturmak. Ancak bu replika seti authentication ile birlikte oluşturmak. Bunu yaparken bugün biraz zaman harcadım. Ve yarın öbür gün belki YouTube'da bunun için çözüm arayacak birisine faydası olması açısından bu videoyu çekiyorum. 30-35 saniye girizgah yaptıktan sonra geçebiliriz. Ben şimdi ben burada bir script hazırladım. Bunu oturup da hani bu video içerisinde yazmamak için çünkü bu sadece bir kere yazılacak. Daha sonra düzenlenecek bir script değil. Kısaca bakalım burada ne yapıyor. Mkdir bildiğiniz terminal komutu. Burada 3 tane replikalar için 3 tane e, pet oluşturuyor. Data1, Data2, Data3. Zaten bu Data1, Data2, data, data, data 3'ü e, mongodları 3 e, ayrı portta çalıştırırken DB pet diye de veriyoruz 1, 2, 3 diye. Ardından burada replica set isimlerini veriyoruz MongoDB'ların. E, ben infra koydum isimlerini. Buradaki burada kullandığınız isimle şurada kullandığınız ismin aynı olması gerekiyor. E bu pidl, pid değerlerini de eşitledim. Çünkü olası bu script'in durdurulması halinde şurada gördüğünüz olası bir şekilde durdurulursa bu pidleri de bu PID değerlerini de durdurması için Mongot bildiğiniz yani normalde biz bilgisayarımızda ne yapıyoruz? Mongot yazıyoruz. Port vermeden çalıştırıyoruz. Burada Mongo thread belirttim. Çünkü 3 tane infram var ve bu bunları replika setleri intayet ederken bu bilgileri vereceğim için bunların belli olması gerekiyor. O yüzden bunları verdim. Bind ip all da bunları bind etmesi için MongoDB Conf kullanmadığımız için Tiretire bind ip all kullanıyoruz ki erişebilelim. Ardından burada normal echo. Biraz bekliyoruz. Bunlar çalıştıktan sonra biraz bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra burada Mongo Tiretire port 27017 yani şuna bağlanmasını istiyorum. Tiretire evaluate, evaluate ediyorum. Evaluate ne işe yarıyor? Bundan sonra gelecek bir bir şey çalıştırıyor bizim için. Bir shell'de bir şey çalıştırıyor. Bu da rs init. -aid. Bu rs init, bu rs in kısalt replika setin kısaltması. Eee replika setleri birbirine bağla yani bel belirtiyoruz aslında. rs init ediyoruz burada. Replika setleri init ediyoruz. sadece Mongo'ya söylüyoruz yani. bizim inframızın ismi bu. Çünkü burada replica set'i infra verdik. Ardından member'ları veriyoruz. burada Üçüncü üyeyi, yani 0, 1, 2 e, bu, Buradaki üçüncü üyeyi, indekse göre değil Üçüncü üyeyi, e, Slave Delay çalıştırıyorum Yani biraz gecikmeli çalıştırıyorum Bununla, yani Watcher'ı kullanmak için, Mongo'nun Watcher'ı var e, Zaten bu videoyu hani, işine e, direkt yarayacak kişiler izleyeceği için e, Watcher'ı biliyorlardır büyük ihtimalle Watcher için bile replikaset Set yapıyor olabilirler e, Burada Watcher için, e, Geç çalıştırıyorum ancak e, tabi authentication şu anda yok. Yani biz bunu çalıştırdığımızda şöyle yapalım. sh run e, mongo script Bakın. Şu anda mongolara ayağa kalkıyor. 3 tane petimiz oluştu. Mongo ayağa kalktı şu an. Biz şimdi mongo yazdığımız zaman e, burada tabi şu an biraz erken davrandık. Tam olarak ııı e, Oluşmadı. Aresini teyit olmadı büyük ihtimal. Birbirlerini bekliyorlar çünkü. Birbirlerine bağlanıyorlar. Biraz bekleyelim. Evet. Primary gördüğünüz gibi. Infra, primary. Secondary de var. Ee, bir de üçüncü, bir üçüncü daha var. Ee, şimdi show dbs diyorum. Gördüğünüz gibi admin, config, local. Yani sıfır bir şey. Ee, yani Biz bu şekilde bağlanabildik. Ancak her zaman bu şekilde bağlanmamızı istemiyoruz. Yani en azından show dbs yaptığımızda yani bu DB bir sunucuda kullanacağınızı varsayarsak her dışarıdan gelen sizin verilerinizi görür. Bu istediğimiz bir şey değil. O yüzden db'leri görmemesi lazım. Şimdi bunun için ne yapacağım? Bunun için öncelikle ben birkaç rol oluşturacağım. Birkaç rol oluşturmayacağım daha doğrusu. Kullanıcı oluşturacağım. O yüzden öncelikle bir root oluşturmak istiyorum. db create user şu şekilde açtım doğru mu açtım yanlış açtım evet geliyoruz buraya user diyorum string root dedim virgül koydum pvd 1 2 3 4 5 6 koyacağım tabi bu video için siz böyle bir şifre koymayın daha sonra roles dedim rollerini vereceğiz bunun bir array açtım. Arrayın içerisinde bir obje oluşturdum. Rol dedim. iki nokta üst üste. Root. E, bu mongolun içinde gelen bir rol. Daha sonra db. Admin. Çünkü admin'i kullanıyoruz. Ardından e, buradaki işimiz bitiyor. Şu e, süsü parantezin kapattığımız yerin dışına çıkıp e, bunun read write any database database evet yazarsam da daha güzel olacak. Doğru mu yazdık? Read write any database. Evet doğru. bu şekilde yaptığımızda bir root root kullanıcısı oluşturuyoruz admin'de. ve bu root'la bütün database'lere erişebiliyoruz. Hem okuyup hem yazabiliyoruz. Şurada yazdık zaten. Bunu enter'a bastığımda gördüğünüz gibi sol tarafta oluştu. Edit user da dedi. E, i̇şimiz bitmedi. E, ben burada hmm, bakayım. Mongo replica demişim. E, ne olabilir? Lessons. Lesson diye bir e, DB'miz olsun. Buna da bir tane e, DB create user oluşturacağım. DB create user. Benzer şeyler yapacağız ama bunun yetkileri farklı. User lesson olsun. PVD 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunun da aynı olsun. Tabi siz yine böyle yapmıyorsunuz. Daha sonra rol istedim. Bir array açtım. Array'in içerisinde bir obje. Bu objenin içerisine rol geliyor. Read, write ve db ismi diyoruz burada. Lesson. Şu anda Tamamladık mı? Bakayım, kontrol ediyorum. Evet, tamamladık. Ee, lesson user'ı Lesson diye bir user, Lesson diye bir DB'de e, kullanıcı oluşturduk. Show DBS dediğimizde şu an Lesson yok çünkü sadece e, user oluşturduk. Şimdi, buradan artık çıkabiliriz. E, işimiz bitti mi? Bitmedi. Bunu yapmamız için yani e, bu authentication'ı sağlamamız için replika setlerinin her birine bir de key vermemiz gerekiyor bizim. Şimdi o key'i nasıl oluşturacağız? Open şurası kötü durmasın. OpenSSL kullanıyoruz. Random ee, bir key oluşacak. Base e, 64 ile şifrelenebilir. 741 Mongo key. İsmi de Mongo key olmasını istiyorum. Birazdan sol tarafta oluşacak göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi Mongo key oluştu. İşimiz e, işimiz yine bitmiyor. Eee ash mod 400 Mongo key. Buna bir de yetki vermemiz gerekiyor bu dosyaya okuyabilmemiz için. Çünkü burada direkt tanımlıyor. openSSL kullanamıyoruz onu. Ardından son işlemlere geçebiliriz artık. Her birine tre tre out vereceğiz. Ardından key file göstereceğiz. O da şurada gördüğünüz gibi Mongo key. Bu arada bunu durdurabiliriz artık. Durdurmak için Ctrl-C yaptım. E, Mongo Key. Evet aynen bu şekilde. Port'tan önce yine tanımlıyorum. E, alttakilere de eklemiş oldum. Şimdi. Bunları koyduktan sonra. Şimdi burada Mongo Threat Report e, 27017 Evaluate'i e, Evaluate çalıştırıyorduk. E, e, R-Assignitate bununla birlikte çalışıyordu. E, ancak şu an e, bu haldeyken bu buna bağlanmayacak. Bizim buna authentication'ı vermemiz gerekiyor. O da nasıl? U diyoruz. Ne oluşturmuştuk? Root oluşturmuştuk. Ardından P diyoruz. Şifremizi giriyoruz. Şimdi bu e, authenticate olacak bu sayede. Bunu yaptığımız e, için. Ve aresi normal bir şekilde initate edecek. Ve biz burada e, yetki yetkileri göreceğiz nasıl kullandığımızı. Şimdi bunu tekrar çalıştırıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Bir problem var mı? Yok görünüyor. Çalıştırdım. Biraz bekleyeceğiz. Biraz. Bir şeyler içiyorum. Ee, already installed. Tamam. Çok güzel. Son. Evet. Büyük ihtimal çalıştı. Şimdi. Mongo dediğimde secondary'e gitti. Gördüğünüz gibi istemiyorum bunu. Primary istiyorum mongo shell report dedim. Neye girelim? 27017. Ee, bu prime bu bunu secondary atamış replikaset. set. Evet, primary gördük. Şimdi show dbs diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir DBS'i göremiyorum. Hiçbir DB database'i göremiyorum. E, çünkü bu e, hazırladığımız şu authentication'ı açtık ve key'i verdiğimiz için öyle her önüne gelen bağlanamıyor bizim database'imize. Ancak bunu yaptık. Aldık. Şurada yazdığımız şeyi de koyduk. Bakın şimdi. Evet gördüğünüz gibi admin ve config geldi. Ee, şeyi de deneyelim. Onun da çalışması lazım. Lesson. Ne dedi? Disabled compressor. Authentication failed. Çünkü e, database belirtmedik. Şöyle bakalım. MongoDB authentication With database. E, Mongo'nun dökümanına bakıyoruz hemen. E, bir tretre ile belirtiyorduk. Evet. Ve e, authentication database. Evet. Şunu da belirtmemiz gerekiyor. Sanırım. Lesson deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi show dbs dediğimde şu an lesson'ın içerisinde herhangi bir kayıt olmadığı için e, bağlanmıyor. E, yoksa Burada da database'ini görecektik. Şu anda authentication'ımız da sağlandı. Bir replika sayfası oluşturduk. Authentication'ı ayarladık. Ve mongomuz gördüğünüz gibi çalışıyor. Hatta bir kere daha bağlanayım. Evet bağlandığında bağlantıyı alıyor gördüğünüz gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım birilerine fayda sağlamıştır.